Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet edeceğiz. Evet, bugünkü konuğumuz kişisel gelişim uzmanı, profesyonel yaşam koçu, yazar Sayın Arzum Koyuncu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, beş parmağında beş marifet derler ya. Galiba sizinki 10 parmakta 10 marifet. O yüzden bu marifetleri ve tabii ki özünü, Sayın Arzum Koyuncu'nun özünü, sözünü sizden dinliyoruz. Çok teşekkür ediyorum bu güzel iltifatlar için. Her zaman dediğim gibi bu bir aynadır. Onlar sizden bana yansıyanlardır. Çünkü hepimizin gerçekten bir özü var dediğiniz gibi ve o özden geçenler, o kalpten geçenler hep yansıyor. Yani sizin o enerjiniz olumluysa ve iyi niyetliyse o gelip sizi buluyor. Arada böyle vesvese, nefsanevi duygular karışırsa böyle kalpten geçenler bir anda o tarz insanlarla veyahut olaylarla karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla ne oluyor? O zaman da diyorsunuz ki ay işte bu niye benim başıma geldi, şöyle midir, böyle midir derken aslında bu tip zor olayların ve sıkıntılı insanların sizin kendinizi daha iyi tanımanızı ve daha güçlenmenizi sağlıyor. Ve emin olun ki Yaradan'ın yaratmış olduğu bu evrende, bu sistemde sizin güçlenmeniz için başınıza gelen sınavlar oluyor. Yani aslında Yaradan baktığınız zaman o kadar güzel yaratmış ki her şeyi. Kötü bile güzelin en alt seviyesi. Neden? Çünkü o bir öğreti. Yani aslında kaybetmek yok, başarısızlık yok. Bakın hastalık bile aslında sizin bedeninizin iyileşmesi için yapmış olduğu bir sinyal. Size sinyal yolluyor. Diyor ki, ya bana bir dön, bana bir bak, beni kale al, dikkate al. Yani dikkatini, odaklandığı noktayı bana çevir. Anlatabiliyor muyum? Yani siz eğer çok dış odaklı olursanız, ne oluyor? Dış odaklı olduğunuzda onun bunun dediğine takılıyor oluyorsunuz. Veyahut görsel olarak ilgilendiğiniz neler var, hangi konular var? O görsellik, o bilinçaltınıza kayıt oluyor. Ondan sonra da onları size oynatıyor. Yaşıyorsunuz bunları. O açıdan maalesef bizim daha doğduğumuz o ilk nefes var ya aldığımız, işte o andan itibaren biz kayıt altındayız. Yani görsel olarak, zihinsel olarak, hepsi işitsel olarak ve dokunsal olarak. Bakın bunlar çok önemli şeyler. O yüzden bir bebek, bir çocuk daha ufacık yaşlarda anne ve babasının ilgisini, görgüsünü veyahut bulunduğu çevrede ne varsa onu bilinçaltına 0-7 yaş arası kodluyor ve daha sonra hayatında bunu yaşamaya başlıyor. Benim nacizane tavsiyem yetişkinlere, eğer ki çocuklar varsa, çünkü onlar bizim geleceğimiz biliyorsunuz, lütfen güzel şeylere odaklansınlar. İyi ve doğruyu öğretsinler. Bunlar çok güzel şeyler. Güzel örnekler ifade etsinler. Ve kelimelerimize, kullandığımız kelimelere lütfen dikkat edelim. Çünkü kullandığımız kelimeler nefesle çıkıyor. Yani ruhla söylenen şeyler. Ve onlar evrende sonsuz bir şekilde yukarıya gönderiliyor ve tekrar size geri geliyor. O yüzden o kullandığımız kelimeleri farkında olarak yaparsak, emin olun hayatınızda daha farkındalıklı, daha istediğiniz boyutta, frekansta, enerjide insanları hem çekersiniz hem de olayları yaşarsınız. Evet, çok doğru. Aslında bütün bunlar, şöyle çocukluğumu düşünüyorum, büyüklerimi düşünüyorum. Hep bildiğimiz şeyler ama evet, bir türlü uygulayamadığımız şeyler. Örneğin zaman zaman danışanlarınızdan siz de buna rastlıyorsunuzdur. İşte bolluk, bereket, aman çok param olsun, şu evet, olsun, bu evet, olsun. Ama biz o bolluğu, bereketi çekebilecek cümleleri kurmuyoruz değil mi? Kelimeleri kullanmıyoruz aynen öyle, değil mi? Aynen öyle. Hep bakın,
odak noktanız neresi? Şimdi siz medyadasınız, basındasınız değil mi? Siz ne yapıyorsunuz Sema Hanım? Kameraya bakarak konuşuyorsunuz değil mi? Odak noktanız neresi? Kamera. Evet. Şimdi siz para odaklı değil, bakın bolluk ve bereket. Çünkü parayı düşündüğünüz zaman hemen otomatikman yokluk diye düşünüyorsunuz. Yani para az. Hayır. Evet. Bakın paranın bir bereketi var. Evet. Yani siz belki 1.000 lira kazanırsınız. Çok bereketli gelir. Ama 10.000 kazanırsınız, ertesi gün elinizden uçar. Evet. Hiçbir hayrını göremezsiniz. Evet. O yüzden hani eskilerin dediği gibi her şeyin hayırlısını dilemek lazım. Evet. Akışına bırakmak lazım. Bir de ilahi düzende, sistemde, bakın bu evrende, dünya kaç yüzyıllardan beri var ve güneş hiç batmış mı? Ekimler bitmiş mi? Her zaman yaşıyoruz. Yani buraya Yaradan'ın ilahi enerjisi akıyor. Bolluk, bereket enerjisi de akıyor. Kendimizi onlara açmamız gerekiyor. Yani Allah'ın o bolluğuna, bereketine. O da nasıl oluyor biliyor musunuz? Ben Mevlana'nın o sözünü çok severim. Şükür memesine yapış diye. Şimdi evet, şükür memesine şükür yapış. Şimdi anneler bilirler, çocuklar nasıl meme emer. Benim de şimdi yeni bir yeğenim oldu. Adı Defne. Allah bağışlasın. Hepimizinkini 6 aylık oldu. Annesini çok güzel emiyor. Bayılıyorum onu böyle. Hep kendi çocuklarım aklıma geliyor. Çok bambaşka bir şey. Allah herkese nasip etsin anne olmayı, o annelik sevgisini. Çekerler daha fazla emmek için. Şimdi siz de eğer sabahleyin kalktığınızda, akşamleyin yatarken Allah'ım sana çok şükür. Bu nefes için. Bu ellerim için, bu ayaklarım için, bu düşündüğüm zihin için. Bakın bunlar çok kıymetli şeyler. Aldığınız elinize bir para geçiyorsa da Allah'ım sana şükürler olsun. Ne mutlu. Çok şükür. Bakın şükrettikçe şükrettiğiniz şeyler daha çok çoğalır. Ama siz Allah'ın size vermiş olduğu şu kalem ya. Yani kalem evet, diye. Evet, evet. Bu kalemle neler yapılabilir? Neler yapılamaz ki aslında. Değil mi? Ama siz bunun kapası kapağı yok. Ay rengini de beğenmedim derse. Bakın evrene bir dostunuz, arkadaşınız gibi davransanıza. Evet. Evet. Çok doğru. Evet. Her şey sınırsız zaten bizim aynen önümüzde. Evet, biraz önce onu diyecektim aslında tam. Eskiden büyüklerimiz, çocukluğumu düşündüğümde bir tuz için ya da şeker için ya da bilmiyorum işte bir kalem için yok dedirtmezlerdi. Benim anneannem, rahmetli anneannem ve annem nur içinde, nur içinde yatsınlar. İşte kalemim yok, bitti, kalma. Kesinlikle söyletmezlerdi evde. Yok, yok, yok dedikçe yok olursun. Aynen. Yokluğa, yokluk enerjisine dalıyorsunuz. Düşünsenize. Öyleyse ne yapmamız gerekiyor? Bunları nasıl çıkartmamız gerekiyor? Şimdi öncelikle zihninizdeki kodlanmış, olumsuz, hayatınıza çekmiş olduğunuz şeylere bir bakın. Neler yaşadınız size? Neler yaşattınız aslında kendinize? Şimdi ona bakmak lazım. Şimdi, ya hepimiz yaşıyoruz. Yaşamıyor değiliz. İşte aşktan yana sancılar çekiyoruz, bolluk bereketten yana, işte paradan yana sıkıntı çekiyoruz, işten yana sıkıntı çekiyoruz. Ama bakın bu sıkıntılar neden çekiliyor biliyor musunuz? Aslında Allah o kadar güzel bir öğretmen ki size konuları gönderiyor ve ekipmanlarını da birlikte öğretmek için. Diyor ki yani hani sopası yoktur derler ya, ama olaylarla terbiye oluyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi o olaylarda sürekli aynı şeyler başınıza geliyorsa eğer, yani aynı konudan siz sürekli sınava tabi tutuluyorsanız, örneğin aşktan yana derler ki işte ay ben çok şanssızım, hep aynı tip adam geliyor bana, hep ben terk ediliyorum, işte ay kısmetim kapalı. Öyle bir şey yok. Kısmet açıktır. Siz kendinizi kapatırsanız eğer zaten kapanır. Çünkü bu otomatikman kendinizin niyetiyle ilgilidir. Siz ne yayarsanız dışarıya, ne verirseniz onu alırsınız. Şimdi beyninizi, zihninizi bir bilgisayar programı gibi düşünün. Siz buna ne dataları yüklüyorsunuz? Ne yüklerseniz
bilgisayardaki programı nasıl kullanıyorsunuz, değil mi? Evet. Tıkır tıkır yazıyorsunuz, print yapıyorsunuz, out alıyorsunuz, yapıyorsunuz. Şimdi onun bir kullanma sistemi var, değil mi? Bizim bedenimizin de ve zihnimizin de bir kullanma metodu var. Şimdi insanlar bunun farkında değil. Hep diyorlar ki sağlıklı yaşam, sağlıklı yaşam. Neden sağlıklı yaşam? Onu söyleyeyim ben size. Sağlıklı beslendiğiniz zaman siz DNA'larınız, hücreleriniz ve bedeniniz kendine yeniden yapılandırdığı gibi aynı zamanda ruhunuz da yenileniyor. Zihniniz de yenileniyor. Çok fazla karbonhidrat almak, işte şeker almak, depresyona ve motivasyon düşüklüğüne sebep oluyor. Yeni açıklandı bu. Şimdi hadi motivasyonumuz düştü diyelim. Ama bir taraftan da hastalıklar belirmeye başlıyor. Neden? Hepsi duygusal hissedişimizle ilgili. Yani bizim modumuz düşük. Biz zannediyoruz ki hep o mod düşüklüğünde geliyoruz. Hayır. Bakın sabahleyin güneş doğuyor. Aynı yerinde kalıyor mu? Veya her gün yağmur yağıyor mu? Her gün kar var mı? Geçiyor hayatım. Her şey geçiyor. Yalnız geçerken bunun farkına varmamız lazım. Ben burada ne öğrenmeliyim? Allah bana burada neyi öğretmek istiyor? Neyi benim idrak edip artık yoluma gitmem gerekiyor? Çünkü o yol sizin için yeni bir boyut, yeni bir kader planı. Yani bunu bir oyun programı gibi düşünün. Hani çocuklar veyahut büyükler PlayStation'da oynarlar ya, level level atlarlar. Yani kademe kademe işte az kolay oyun, ondan sonra orta boy ve daha ustalaşmak için. İşte o hayat da aslında öyle. Yani sizin başınıza gelen şeyler aslında sizin tekamülünüz için, sizin gelişiminiz için daha fazla öncelikle insan olmayı öğretebilmek için. Çünkü insanlık, Yaradan'ın bu alemde vermiş olduğu en büyük değer ve kıymet. Lütfen bunun değerini bilelim. Ben maalesef bu son günlerde hayvanların daha çok insanlaştığını, insanların da hayvandan bile geri olduğunu görüyorum. Ki Kur'an-ı Kerim'de de bunu yazıyor. Evet. Evet. Peki, sizin diğer yaşam koçlarından farkınız nedir? Evet, çok teşekkür ediyorum bu soru için. Şimdi insanlar deneyimlemeden yaşayamadan öğrenemiyor maalesef. İşte ben de 2007 yılında bir pastacılık kursunda çok böyle büyük heveslerle pastacı olacağım diye girdim ve maalesef orada büyük bir kaza geçirdim. Küçük bir tüp diyelim, pürmüz aleti elimde patladı. Ve ellerim yandı, yüzüm yandı. 9 ay hastanede kaldım. Çok teşekkür ediyorum. Fakat o hastane süreci benim için çok meşakkatliydi. Burada nezdinizde çok teşekkür ediyorum eşime. Kendisi doktor olmasına rağmen inanın hiçbir şey yapamadı. Aileme, anneme çok destek oldu. Çocuklarımı büyüttü. Sevgili teyzeme yani hepsi diğer teyzelerime. Hepsi bana çok destek oldular. Ve sevenlerim var. Yani dostlarım var sağ olsunlar. Beni tanımayan insanlar bile haçta bana dua etmişler. Yani ben ölümden döndüm aslında. Hastaneden çıktığım zaman 45 kilolarda saçlarım sıfır. Gözlerim görmüyor, kulaklarım duymuyor. Ellerim ayağım tutmuyordu. Beni gören çocuklarım, kızım ilkokul 1'e başlamıştı. Oğlum da daha yeni memeden kesmiştim. 2,5'a geliyordu. Korktular çocuklar beni görünce. Geri çekildiler. Sonra sesimden tanıdılar, sarıldılar ayaklarıma. Ve ben çok çalışmayı seven bir insanım. Ekonomi mezunuyum. İşte sürekli üretirim. Yani profesyonel hayatta ticaret müdür yardımcılığına kadar yükselmiştim. Annem sonra kanser oldu. Ona baktım falan. İkinci çocuk derken part-time işlere yönelirken dedim ki ya ben çok seviyorum yemeği yedirmeyi, içmeyi. Hani bir pastacılık yapayım, bir butik işleteyim. Fakat böyle bir şey geldi. Moralim çok bozuktu. O günü anlatayım size. Çok önemli bu çünkü. Evde bir salonun bir köşesinde oturuyorum. Ters köşede oğlan bana sırtı dönüp masanın altında oyun oynuyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Elim ayağım tutmuyor yani. Öyle bir vaziyetteyim. Parçayı veriyorlardı bana. Bozuk para, tutamıyordum yani o parmaklarımı o vaziyette.
Dedim ki Allah'ım ben ne yapacağım? Yani üreten bir bayanım, okumuş bir bayanım ve eve katkıda bulunmak istiyorum. Hayata dönmek istiyorum. En önemlisi bu bakın. Yaşamak lazım. Hayat çünkü bizim için hep fırsatlar sunuyor. Ama o anda hiçbir şey göremiyorum. Kaldı ki ruh bilimiyle ilgili ilintiliyim, astrolojiyle ilintiliyim. Yani o aralarda bakıyorum, meraklıyım öyle şeylere. Duruyorum böyle kendi kendime düşünürken benim oğlum, o 2,5 yaşındaki oğlan sanki bunları duyuyormuş gibi. Bakın ben düşünüyordum. Dile getirmiyorum sesle. Bana dedi ki, anne senin gücün var. O anda irkildim. Dedim ki, ya güç kimdir? Halime baktım, hiçbir şeyim yok. Sıfır. Bir şey yapamıyorum. Yüzüme desen hiç bakılmaz. Kıpkırmızı, estetik, yok, operasyon yapılmıyor. Dedim ki güç Allah'a aittir. Ama dedim ben kendimi iyileştireceğim. Diyerekten işte o Allah'a sırtınızı dayadınız mı, onunla iletişime geçtiniz mi, o zaman işte başladım kendimi geliştirmeye. Kitaplar okudum, eğitimler aldım ve nihayetinde yaşam koçluğu mezuniyetimi aldıktan sonra bir sürü eğitimlerin neticesinde baktım ki bugüne kadar o kadar üniversite okumuşum, şey yapmışım ama yaşam koçluğu gerçekten her insanın ihtiyacı olan bir eğitimmiş ve kendimi buldum onda. Ve şimdi o iyileşme dönemindeki kullanmış olduğum tüm metotları, eğitimleri ben ihtiyacı olan danışanlarıma veriyorum. Hatta şimdi çok güzel bir program hazırlıyorum. Birebir gelmek bu zamanın yaşamında çok zor. Herkes bir telaşta. Trafiği var, işi var, gücü var, çok yoğun. Ben online kurs açıyorum şu anda. Kişisel gelişim. İnsanların hangi konuya ihtiyacı varsa bir tık parmaklarının altında olacağım. Bana rahatlıkla ulaşabilecekler. Onların nedir sorunları? Onları dinleyeceğim ve onlara yardımcı olacağım. Sağ olsun benim danışanlarım psikiyatra gidip de tatmin olmayıp bana gelip çözüme ulaşanlar var. Benim diğer yaşam koçlarından aslında bir farkım yok. Ben sadece hem ruha hem kalbe hitap ediyorum. Kendimi tamamen siliyorum. Karşımdakine sadece aracı oluyorum Sema Hanımcığım. Umarım evet. Size de bir mesajlar olmuştur. Fazlasıyla oldu. Ne güzel, ne mutlu. Kitabınız var mı? Evet, Kur'an-ı Kerimce Yaşamak adlı tüm surelerin iniş sırasına göre bir kişisel gelişim kitabı hazırladım. Surelerin içeriğini tek sayfaya indirdim. Toplam 64 sure, 64 sayfa. İçimden ne geldiyse, o andaki ne hissediyorsam bunu yaptım. Niye bunu yaptım? Çünkü maalesef biz Kur'an-ı Kerim'i okumuyoruz. Yani toplumda insanlarımız Kur'an-ı Kerim'i açıp da bakmıyorlar. Onun yerine başka şeyleri tercih ediyorlar. Onları da normal karşılıyorum. Çünkü bize hep yanlış öğretiliyor, yanlış anlatılıyor. Aslında Kur'an-ı Kerim'i gerçekten doğru mealle okuduğunuz zaman sizin tüm sorunlarınıza ışık tuttuğunu ve mucizevi bir hem dinlediğiniz zaman hem de okuduğunuz zaman otomatikman sizi motive eden yüksek bir enerji aldığınızı hissediyorsunuz. Benim de nacizane yapmak istediğim şey kişisel gelişimle ilgili mesela o gün sıkıldınız, alan, okuyan bir açsın bir baksın bakalım kişisel gelişim olarak ona hangi sure geldi. Ondan sonra da gerçekten kendisi bir Kur'an-ı Kerim alıp o sureyi okuyup ona ne geliyor? Önemli olan mesaj o. Ben sadece bir aracılık yapmak istedim. Çünkü çok güzel mesajlar var orada. Yaradan'ın sisteminde ilk başta söylenen şey oku. Oku demekle nedir? Oku demekle insanı anlamaktır. Hayvanı anlamaktır.
gezegenleri anlamaktır, evreni anlamaktır. Ama en önemlisi insan kendisini tanırsa ve anlarsa, derinine inerse, o zaman herkesi anlıyorsunuz, çözüyorsunuz ve belli bir müddetten sonra artık siz kendinizi düşünmüyorsunuz, hep karşınızdakini düşünüyorsunuz. Ona nasıl yardımcı olabilirim, nasıl onun enerjisini yükseltebilirim diye. Çok şükür ben şu anda o moddayım. Herkese elimin kime dokunursam enerjisini yükseltmek istiyorum. Çünkü hayat çok güzel. Rahatlıkla bir aradayız, nefes alıyoruz, güzel bir sohbet yapıyoruz. Evrensel ve ilahi organizasyondan, Allah'tan konuşuyoruz, bahsediyoruz. Bunlar çok güzel şeyler. Ve olumlu, iyi düşünceler, güzel söylemler, emin olun, enerjiyi yükseltir. Kirli alanları temizler, zihninizi temizler ve yolunuzu açar. Tecrübeyle sabit efendim. Evet, gerçekten de öyle olmuş. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz çok programımıza. Çok teşekkür ediyorum. Yolunuz çok hep açık olsun. Hep beraber. O yolda hep beraber yürüyelim. Amin, inşallah. Çünkü tekten hiçbir şey olmuyor. Hep birlikte güzel günlere inşallah. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, kişisel gelişim uzmanı, profesyonel yaşam koçu, yazar Sayın Arzum Koyuncu'yu ağırladık. Hoşçakalın. Hoşçakalın.